Herkese merhabalar. Bugün bu videomuzda Aralık ayında yapılan deneme sınavının edebiyat kısmını birlikte çözeceğiz. 9. sınıflar için olan. Şimdi ilk olarak hemen birinci soruyla başlıyorum. Önce sorumu okuyorum. Bu parçadan hareketle dille ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Burada izlemeniz gereken yol şu. İlk olarak soruyu okumanız. Sonra metni okumanız, sonra şıklardan eleyerek gitmeniz. Hemen metni hızlıca okuyalım. Hermann Weyl, kültür insanın en büyük ve en önemli birikimidir der. Nesilden nesle aktarılan bu birikimin varlığı dile bağlıdır. Dil de böylece insanın en önemli birikimi olur. İnsanlar kullandığı eşyalar olmadan da varlığını sürdürebilir ama dile olmadan bir toplumun varlığını sürdürmesi mümkün değildir. Dilin kültür oluşumunda ve toplumsallaşmada rolü büyüktür. Şimdi cevabım Adana olacaktı. Onu bir eliyorum. Şimdi diğerlerini neden elemedim, neden var ona bakacağım. Demiş ki ilk olarak kültür arasında bir ilişki vardır. Burada şunu anlıyorum. Zaten demiş ki nesilden nesile aktarılması dile bağlıdır ve yine aynı şekilde bu şöyle alabilirim. Kültürün nesilden nesle aktarılması, bu birikimin varlığı dile bağlıdır derken burada B şıkkını zaten kapsamış oluyor. Yani kültürün dil ile arasında bir ilişki olduğunu söylemiş oluyor. Yine aynı şekilde kültürün taşıyıcısı konumundadır derken nesilden nesle aktarmak demek kültürü bir sonraki nesle taşımak demek. O zaman diyorum ki B şıkkı da var. B'yi ve C'yi eliyorum. D şıkkına geliyorum. D şıkkına demiş ki bireyi belli bir toplumsal çevreye hazırlar. Bunu da hemen şuradan anlıyorum. Kültür ve toplumsallaşmada dilin rolü büyüktür demiş bana burada. Birebir karşılıyor zaten. Yani diyor ki toplumsal çevreye hazırlar dil bireyi. Aynı şekilde burada demiş ki toplumsallaşmada rolü büyüktür. Birebir karşılıyor o zaman. Denizli'yi de eliyorum. Edirne'de de demiş ki toplumun devamlı için gerekli bir ögedir. Burada da dile olmayan bir toplum varlığını sürdüremez demiş. Bakın bir toplumun dile olmadan varlığını sürdürmesi mümkün değildir derken aynı E şıkkını karşılamış oluyor. Devamlılığı için gereklidir, eşittir, varlığını sürdürmesi mümkün değildir. E'yi de eliyorum. A şıkkı kalıyor bana. En etkili iletişim aracıdır diye ben bu A şıkkı ile ilgili herhangi bir bilgi okumadım burada. O yüzden söylenemez diyebilirim. İkinci soruya geçiyorum. Bu parçada asıl anlatılmak isteneni bana sormuş. Hemen parçamı okuyorum. Kurmaca metinlerdeki gerçeklik günlük hayatın ve bilimin gerçekleriyle doğrulanmak zorunda değildir. Bakın parçama hemen kurmaca metinlerdeki gerçeklik diye başlamışım. Yani aslında anlatmak istediği şey kurmaca metinlerdeki gerçeklikle ilgili bir şeyler, bir açıklama, bir bilgi. Devam ediyorum. Bu nedenle yüzyıllar boyunca tazelik, kalıcılık, evrensellik ve güncelliklerinden bir şey kaybetmezler. Geçmişte birçok bilim insanının geliştirdiği çok sayıda bilimsel kuram geçerliliğini yitirmiştir ama Suç ve Ceza, Goriot, Baba, Failler ve insanlar gibi kurmaca yapıtlar canlılıklarını korumaktadır. Burada benim cevabım hemen nereden yola çıktığımı da söylüyorum. Bursa olacaktı. Kurmaca metinlerdeki gerçekliğin kalıcı bir değer oluşturabildiği. Zaten dedim ki metne bakın nasıl başlıyor. Kurmaca metinlerdeki gerçeklik. 2. Demiş ki kalıcı bir değer oluşturabilmesi. Diyor ki sonra yüzyıllar boyunca tazelik, kalıcılık, evrensellik ve güncelliklerinden kaybetmezler. Ve hatta bunu destekliyor. Diyor ki bilimsel kuramlar geçerliliğini yitirebilir ama Suç ve Ceza gibi böyle kurmaca metinler, failler ve insanlar gibi kurmaca metinler güncelliğini ve geçerliliğini ve kalıcılığını kaybetmezler. Bir değer oluştururlar. Bursa olacaktı. Mesela bakın bilimsel gerçekliğin kurmacadan daha anlaşılır olduğu bana bununla ilgili zaten hiçbir şey söylememiş. Yani bilimsel gerçeklik güncelliklerini kaybedebilir gibi bir şey söylemiş sadece. Daha anlaşılır vesaire diye bir şey belirtmemiş. Zaten cevabın Bursa olduğu burada belli olmuş oluyor. Diğer şıklara yine bakarsınız. Şimdi üçüncü soruma geliyorum. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Burada dikkat etmem gereken şey şu. İkinci paragrafa başlaması demek yani bir cümleyi daha önce destekleyen bir şey olmayacak. Yeni bir cümleye başlıyormuş gibi düşünün. Yani
benim muallakta kafamda soru işareti olacak bir kelimeyle başlamaması gerekiyor. Birinciyi eliyorum zaten çünkü birinci şıklarda yok. Tarih ilminin ortaya koyduğu yöntemlerle bir metin kurmak bir nevi müzik eseri bestelemeye benzetilebilir. Bu zaten şıklarımda yok. İkiden başlıyorum. Yazılan metinde kullanılan her bir kaynak türü bir enstrümanı temsil eder derken burada yazılan metin diye başlamış. Yani bu hangi metin bana bunu belirtmemiş ki? Burada bir soru işareti oluşuyor kafamda. Bu yüzden bu bir elde kalsın. Sonra her birinin tınısı, tonu, metne kattıkları birbirinden farklıdır. Her birinin demiş. Ya her birinin derken yani neyi kastediyorsun? Bunu bana belli etmen lazım cümlede. Yine ikinci paragraf bununla da başlayamaz. Bununla da başlayamaz demiştik. Böyle bir metni ortaya koymak için yola çıkan ve birbirinden farklı kaynakları gören tarihçinin işi hiç kolay değildir. Yine bana bakın muallakta bırakıyor beni böyle bir metni demiş. Böyle bir metin derken nasıl bir metin? Yani bana net bir yeni bir cümleyle başlaması lazım. Sonra demiş ki edebiyat tarih ikilisinin ayrılmaz bir bütün oluşu gerçeğini ilk fark edenler tarihçiler değil edebiyatçılardır. Burada bana gayet güzel yeni bir cümle gibi başlamış. Aslında bu metnin devamı, bu cümlelerin devamı ama ben bunu ayrı bir cümle olarak okuduğumda da mantıklı mı? Evet. Edebiyat tarih ikilisinin ayrılmaz bir bütün oluşu ilk olarak tarihçiler değil edebiyatçılar tarafından keşfedilmiştir. Yani gayet anlaşılır. O zaman biz zaten şunu da elemiştik. D bir kalsın. Son şıkkıma bakıyorum. Bu fark edişin özü de edebiyat tarihi olarak boy vermiştir. Bu fark ediş. Hangi fark ediş? Yine ben bunu bir paragraf başı yapamam. O yüzden bakın paragraf başı yapabileceğim sadece Denizli şıkkım kalıyor. Bunun da mantığı şu dediğim gibi yeni bir cümle. Yani önceki cümleye bağlı değil. Kendisi tek başına da yeni bir cümle oluşturmuş. Başka cümleye bağlı değil. Denizli diyorum. Dördüncü soruma geçiyorum hemen. Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisidir? Burada demiş ki en büyük gerçekçi yazarlar yaşamlarıyla ilgili konuları yazmışlardır. Bana zaten ipucunu hemen ilk cümlede veriyor genelde. En büyük gerçekçi yazarlar yaşamlarıyla ilgili konuları yazmışlardır derken kendi yaşamlarıyla ilgili olan şeyleri yazmışlardır demek istiyor. Sonra devamlı da bu görüş destekliyor. Hiç tanımadığı insanları nasıl yazabilir? İşte ondan sonra bakın şurada da önemli bir şey vardı. Hemingway ancak daha önce bilinen yani yine kendi yaşamını kastediyor. Ben yaşadığım her şeyi bilirim. Öğrenilen bilgilerden yararlanılarak ileri aşamalara götürülen bir yaşanan değil midir? Hemen şıklarıma bakıyorum. Demiş ki yazar yazdığını yaşar. Bunu eliyorum. Çünkü bakın aslında bana yukarıdaki paragrafta bunun tam tersini söylüyor. Yazar yazdığını yaşar değil de bana yazar yaşadığını yazar demek istiyor. Çünkü bakın yazarlar yaşamlarıyla ilgili konuları yazar. Kendisi ne yaşadıysa onu metne yansıtır. Zaten sanatçı özgür olmalıdır. Edebiyat topluma etkiler, toplum edebiyata etkiler. Bu üçüyle ilgili hiç alakalı bir cümle yok. Sadece şu iki şıkta kafanız karışabilirdi. Yazar yazdığını mı yaşar, yaşadığını mı yazar diye. Bunu da zaten yaşamlarıyla ilgili yazmışlardır derken bana vermiş. Beşe geçiyoruz. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? Hemen püf noktaları vurgulayacağım. Öncelikle bu oyunculuk türlerinde farklı teknikler söz konusu. Burada bana hemen ilk cümleden diyor ki hangi soruya karşılık demişti ya bu oyunculuk türleri diye bir ipucu vermiş. Yani ben demek ki bu cevabı bana veren kişi şunu sormuşum. Oyunculuk türleriyle ilgili bir soru. Bakıyorum tiyatro için uzun provalar yaparsın. Seyirciyle buluştuğunda artık yönetmen oyunla ilgili yapacağını yapmış ve gitmiştir. Artık her şey sendedir demiş. Şuraya geçiyorum hemen. Sinema ise her zaman için yönetmenindir. Bakın tiyatro ve sinema ile ilgili bir karşılaştırma dikkatimi çekiyor hemen. Sonra işte yönetmen kurguda ışığı her şeyi değiştirebilir vesaire diye devam etmiş. Burada ön planda olan bir tiyatro ve sinema karşılaştırması, bir de oyunculuk türleri. Hemen bakıyorum ve cevabımın burada 5. soruda Ceyhan olduğunu anlıyorum. Çünkü bakın soruyu okuyorum. Televizyon ve sinema oyunculuğu ile tiyatro oyunculuğunu kıyaslar mısınız?
bu sorudan sonra bana demiş ki bu oyunculuk türlerinde farklı teknikler söz konusudur. Zaten cevabına direkt benim sorumu böyle yanıtlayarak başlamış. İkincisi tiyatro ve sinemayı kıyaslamasını istemiş ve cevap veren kişi de bunu yapmış. Tiyatro ve sinemayı kıyaslamış. O yüzden cevabım Ceyhan olacaktı. Zaten diğer soruları okuduğunda cevabı olmadığını anlayacaksın. Örnek veriyorum. E şıkkına bakalım. Bir televizyon dizisinde oynamak mı daha yorucudur yoksa tiyatroda oynamak mı? Bununla ilgili hiçbir bilgi yok yani. Belki yakın şık olabilir ama dediğim gibi yine bütün soruları okuyup tek tek böyle karşılaştırıp sorunun cevabı olabilir mi diye düşünmeniz lazım. Şu an biz biraz hızlı gittik sadece. Şimdi burada bir parça vermiş upuzun ve diyor ki 6. ve 7. soruyu bunlardan hareketli yapın. Yani tek bir parçadan hareketli. Öncelikle demiş ki 6. soruda yukarıdaki parçadan hareketli hangisini ben çıkaramam? Yani hangisini söyleyemem? Hemen bakıyorum. Şimdi şöyle yapalım. Burada şıklardan gidelim. Çünkü metni iki kere okumak zorunda kalmamak adına. Siz yine yolumuzu aynı benim söylediğim gibi takip edin. Önce soruyu okuyorsun. Sonra metni okuyorsun. Sonra şıkları okuyorsun. Ama şimdi hızlı olması adına ben böyle yapmayacağım. Siz ama böyle yapmayın. Şimdi ilk olarak A şıkkını diyor ki iletişimin yeni bir nitelik kazanmasına teknolojinin etkisi vardır. Hemen geliyorum ve bununla ilgili ne söylemiş buluyorum. Demiş ki teknoloji iletişim kavramını yeniden tanımlamış ve bu kavrama bir boyut getirmiştir. Bakın burada A şıkkını bana birebir vermiş. A şıkkı ile ilgili bir bilgi var. O zaman A'yı eliyorum. Sonra B'de demiş ki teknolojik gelişmelere bağlı olarak farklı duyuları harekete geçiren araçlar geliştirilmiştir. Hemen burada da bana diyor ki bakın neredeyse tüm duyulara teknoloji materyalleri ve yaklaşımları eş zamanlı olarak hitap ediyor. Yani artık birden çok duyuya hitap ettiğinden bahsetmiş. Burası direkt olarak B şıkkı zaten. Sonra C şıkkına geliyorum. B'yi elemeyi unutmayalım hemen. C şıkkına geliyorum. Demiş ki teknoloji bilgiye daha kolay ve hızlı ulaşımı sağlamıştır. Burada diyor ki bana bilgiye ulaşmak eskiden daha zordu. Ama şimdi bir tuşun ötesinde yani daha kolay. O zaman burada direkt olarak C şıkkı diyebilirim. Hiçbir problem yok. C'yi eliyorum. Sonra teknoloji sosyal yaşamın hemen her alanında etkili olmaktadır. Bu da şurada karşıma çıkıyor. Teknoloji zaten belirtmiş bana. Her alanda karşımıza çıkıyor. Artı eğitim ve öğrenme alanlarında da yerini aldı artık diyor. Bu da bana şuradan yazalım. D şıkkını Denizli'ye veriyor. Bana o zaman zaten E şıkkı kalıyor. Okuyalım. Teknolojinin sağladığı kolaylıklar insanları sorumluluk duygusundan uzaklaştırmıştır. Okuyun metni. Bununla ilgili bir cümle, benzerlik göremeyeceksiniz. Zaten devamını siz yine okuyun teyit etmek için böyle bir şey yok. Şimdi yedinci soruya geçiyorum. Yedide demiş ki yine yukarıdaki aynı parçayla ilgili olarak hangisi söylenemez? Bunu hemen yapalım. Örneklendirmeler yapılmıştır. Burada doğru bu. Yani bu söylenebilir. Çünkü hemen bana diyordu ki işte bakın televizyon, bilgisayar, video, elektronik posta vesaire bir sürü aslında örnek verilmiş. Ya da diyor ki artık her alanda olduğu gibi eğitim ve öğrenme alanlarında da var. Yani sürekli örneklerden faydalanmış. B şıkkına bakıyorum ve diyorum ki açıklayıcı anlatım kullanılmıştır. Zaten bu ön planda sürekli açıklıyor. Mesela ilk cümlesi bile bir açıklama cümlesi. Teknoloji iletişim kavramını yeniden tanımlamıştır. Burada bir açıklama yapmış. Açıklama ön planda. Sonra karşılaştırmadan yararlanılmıştır. Mesela diyordu ki eskiden bilgiye ulaşmak çok zordu. Şu an bir tuş ötede yani burada bir karşılaştırma var. Bir örnek bile verebiliriz buna. Dil göndergesel işleri de kullanılmıştır. Bunu siz çok iyi biliyorsunuz. Çok üzerinde durduk. Göndergesel işlev dediği bir bilgi verecekti bana. Doğru nesnel bir bilgiyi aktaracaktı. Burada da öyle yapmış. Tanımlamaya başvurulmuştur derken tanım dediğim bir kavramın ne olduğunun açıklanması aslında. Burada öyle bir şeye rastlamıyoruz. Çünkü burada teknolojiyle ilgili açıklamalar yapıyor ya da bilgiye ulaşma yoluyla ilgili açıklamalar yapıyor ama asla tanım vermemiş. Cevabım Ceyhan olacaktı.
Şimdi 8. Bu eğlenceli bir soru bence. Diyor ki yukarıdaki verilen kişilerin hangileri konuşmasında sözünü ettiği eserler plastik sanat dallarındandır. Şimdi plastik sanat dallarını önce hatırlaman lazım. Yoksa aklında bunu tekrar etmen lazım. Pınar'la başlıyorum. Pınar demiş ki Reşat Nuri'nin Çalı Kuşu romanı 9. sınıfta okuduğumuz bir romandı. Şimdi Çalı Kuşu dediği bir roman yani edebiyat türü olduğu için edebiyat fonetik sanatlar, fonetik dallar arasındaydı. Yani sese bağlıydı. O yüzden diyorum ki bu Pınar'ın söylediği fonetik. Çok da yazamıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi fonetikti. O zaman bir kere ben Pınar'ın olduklarını eliyorum. Çünkü plastik sanat dallarından değil. Yani görsele bağlı değil. Pınar olan şıklarımı hemen eliyorum. Edirne ve Adana gitti. Kemal diyor ki dünkü sergide İbrahim Çalın'ın yaralı asker Hasan Kavruk'un eski İstanbul tabloları bulunuyordu. Tablo dediği yani görsel sanatlara giriyor. Yani plastik sanatların arasında görmeye dayalı estetik sanatlardandı. Bunu bir elde tutalım. Kemal zaten iki şık da var. Banu demiş ki Orhan Veli'nin İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı adlı şiiri adeta bir İstanbul yolculuğunu çıkarıyor bizleri. Şiir yine edebiyat ve edebiyat demiştik ki eşittir. Fonetik sanat. Yani Banu ve Pınar aynı şeyden bahsediyor. Fonetik sanat. Banu'yu da eliyorum. Bana kaldı iki şık. Aytaş diyor ki Rıza Abbasi iki sevgili saki minyatürleriyle bu sanatın örneklerini vermiştir. Minyatür yine biliyorsunuz böyle bir resmi küçülterek yapılan yine böyle tablo gibi bir sanat eseriydi, sanat dalıydı. Yani bu da görsele bağlı. Nasıl ki heykel bir plastik sanatsa tablo vesaire dediğinde de plastik sanat anlamam lazım. Bu da bir elde kalsın. Yani ben Kemal ve Aytaç'ı şu an elimde tutuyorum. Nihal'e bakıyorum. Nihal diyor ki sahnede sergilenen oyun Shakespeare'in Romeo ve Juliet'iydi. Bu zaten dramatik dallardan yani tiyatro zaten bu. O zaman bana zaten cevap olarak ne kalıyor? Kemal ve Aytaç hemen Bursa şıkkını işaretliyorum. Soru 9. 9'da diyor ki yukarıdaki cümlelerden hangisinde dilin işlevleriyle ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Dilin işlevlerini biliyorsunuz fazlasıyla üstünde durduk. Şimdi hemen bakıyorum. Burada bunu şöyle yapalım. Az çok biliyorsunuz zaten. Direkt yanlış olanı biz söyleyelim. Yanlış olan burada Adana olacaktı. Bakın demiş ki göndericinin duygu ve heyecanlarını dile getirme amacını taşıyan iletilerde değil göndergesel işlevinde kullanılmıştır. Bakın şurada da vardı. Burada göndergesel işlev dediğim neydi? Nesnel ve doğru bir bilgiyi aktarmaydı. O yüzden burada açıklama demiş ki duygu ve heyecanları dile getiriyor. Hayır, duygu ve heyecanları dile getirdiğin işlev heyecana bağlı işlevdi. O yüzden göndergesel demiş. Göndergesel bilgi veriyordu bana. Bu yüzden A şıkkı yanlış diyorum. Bir şık daha yapalım. En azından teyit etmiş olalım. Atıyorum hangisi olsun şu. Şimdi demiş ki dil bilgisi kurallarıyla ilgili bilgi vermeyi amaçlayan iletilerde dil ötesi işlev. Zaten demiştik ki şimdi dil ve anlatım konuları, Türkçe konuları, dille ilgili bilgi yani işte sıfat, zamir, zarf, dil ile ilgili bir bilgi verecekse bana dil bilgisi kurallarıyla ilgili bilgi verecekse dil ötesi işlevdi. Burada da problem yok. Yani diğer şıkları zaten yine siz karşılaştırın. Hepsi denk geliyor. A şıkkım yanlış. 10. soruya geldim bile. 10. soruda demiş ki yine bu parçadaki kavramlardan hangisi yanlış açıklanmıştır? Burada gönderici, alıcı, ileti, bağlam ve dönütü vermiş bana. Bunları da çok iyi biliyorsunuz. Sınavımızda da vardı. Burada çok üzerine durduğumuz ben direkt yine şıkkı vereceğim. Denizli olacak. Bağlam mesajın iletildiği yol ve araçlardır demiş. Bağlam mesajın iletildiği yol değil, iletişimin gerçekleştiği ortamdı. Hatırlayın bunu. Ben iletişimi atıyorum. Kantinde gerçekleştiyse sesli bir iletişim. Bağlamım kantindi, okuldu ya da ne diyorduk işte? İnternetten yapıyorsak mesela işte telefon vesaire yine diyebilirdik belki ama bağlam dediğinde ortam gelecek aklıma. Gönderici zaten iletişimi başlatan taraf. Alıcı
bu mesajı muhatap olan kişi, bu mesajla muhatap olan kişi ileti, göndericiden alıcıya iletilen mesaj, diyorum yine dönüt de ne demiş? Göndericiye alıcının verdiği her yanıt ama bağlam eşittir ortam olacak. Mesajın iletildiği yol ve araçlar ise neydi? Hemen onu da söyleyelim. Kanal. Mesajı ben hangi yolla, hangi kanalla ilettim? Buna bakıyordum. Sonra 11. sorum. 11'de iki tane parça vermiş. Biri şiir, birisi düz yazı parçası. Demiş ki numaralandırılmış cümle parçalarla ilgili olarak hangisi yanlıştır? Burada yine cevabı söylüyorum. Cevabım Denizli olacaktı. Şimdi her ikisinde de görme duyusuna yönelik ayrıntılar ön plandır. Yani gözüyle gördüğü şeyleri ya da bizim hayal etmemiz istediği şeyleri bize anlatıyor. Buna bakacağım. Bir kez gönül kırdın ise bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Burada ben çok da görsele dair ya da görme duyusuna dair bir şey pek hissetmedim. Ama şuna bakıyorum. Daha gün doğmamış. Başlamış bile görme duyusuyla ilgili. Orak makinesinin düzgün sıraladığı desteler çiğli. Ot ve ıslak ekin kokusu. Kızağa atı koşup desteleri yüklemeye başladılar. Hala gördüklerini anlatıyor bakın. Kızakta çift yerine tek at koşulu. Atın başına Osman çekiyor. Kızak dolar dolmaz kuş gibi harmanı götürüp getiriyor derken burada bir işte tarla aklına ne gelirse okurken o an yapılan işle ilgili gördüklerini anlatıyor. Görme duyusu ön planda ikincide ama bir de böyle bir şey yok bakın. Hatta böyle bir de daha soyut kavramlar ön planda. İşte gönül kırmak ya da nasıl diyelim elin yüzün yumaz değil falan derken burada hep aslında soyutlamış. Daha gördüğü şeylerden değil de manevi şeylerden bahsediyor. O yüzden yanlış olan diyoruz ki Denizli. Bakın şuna da bakalım bir tane daha. Mesela diyor ki temel ifade biçimleri birbirinden farklıdır. Zaten bunu şekil olarak bile anlayabilirsin. Birinci de şiir ifade biçimi. Tabii ki şiir ve düz yazı da farklı oluyordu. İkinci de nesir yani düz yazı. Bakın diğer şıkları kendiniz yine eleyin cevap Denizli. Sonra bakalım 11'den 12'ye geçiyorum. 12. sorumda demiş ki iletişimle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Cevabım Ceyhan olacaktı. Demiş ki sanat eserlerinde kullanılan iletişim şekli yalnızca sözlü iletişimdir. Hayır yanlış. Neden? Çünkü sanat eserlerinde ben yazılı iletişim kullanabilirim. Sanat eseri dediğim ne olabilir ki? Burada yazılı iletişimi şuraya bir yazalım. Mesela bir roman, bir hikaye bu bir sanat eseridir. Onun dışında bakın sözlü iletişimle de olabilir tabii ki. İşte tiyatroda vesaire sözlü iletişimi kullanıyoruz. Ama bunun yanında bir de sözsüz iletişim vardı. Mesela bir tablo, bir heykel, sözsüz iletişim, işaretler, renkler yoluyla bana iletişim kurmamı sağlıyorsa eğer o zaman yazılı sözsüz iletişimden de faydalanıyor sanat eserleri. Diyorum ki bu yanlıştır. Sözlü artı yazılı ve sözsüz iletişim de sanat eserlerinde kullanılan iletişim şeklidir demem lazımdı. Diğer şıkları yine bakın doğru olduğunu anlayacaksınız. Yani mesela diyor ki dil insan arasındaki en etkili güçlü iletişim aracıdır. Doğru yani sesli konuşurken yani dili kullanarak konuşurken yanlış anlaşılmalar daha azdı. Mesela bir renk, sembol kullanarak iletişim kurmaya çalıştığımda bir tık daha zorlanabilirim. Mantığı bu. Diğer şıklara yine lütfen bakın. Soru 13. 13'te diyor ki metinlerin sınıflandırılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine bir bilgi yanlışı vardır? Cevabım Bursa olacaktı. Hemen bakıyorum 1 ve 3 yani. Öğretici metinler anlatmaya dayalı ve göstermeye bağlı metinler olarak ikiye ayrılır demiş. Burada bir saniye. Şimdi burada demiş ki öğretici metinler anlatmaya dayalı ve göstermeye dayalıdır. Burada yanlışlık var. Bu konuyu henüz çok işleyemedik. Daha doğrusu çok değinemedik ama burada farklı bir
ayrılma söz konusu. Mesela işte gazete çevresinde gelişen vesaire diye ayıracağız bunu. Bunun yanlış olduğunu bilmen gerekiyor. Bir de anlatmaya dayalı edebi metinler, makale, deneme, eleştiri, köşe yazısı vesaire demiş. Bu da yanlış. Anlatmaya dayalı dedi, işte hikaye, masal gibi türler olacaktı. Yani şu eleştiri, makale, deneme dediği öğretici metinler başlığı altında ele aldığımız metinler. O yüzden cevabım Bursa olacak. Şimdi 14. soruya geçiyorum. 14'te demiş ki bu parçadan hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılabilir? Burada yapmam gereken önce yine metni okumam, daha sonra da şıkkımı bulmam. Psikoloji bilimini bir grubu, bir bireyi belirleyen hareket etme, düşünme, duygulanma biçimlerinin bütünü olarak tanımlarız. Edebi metni oluşturan kişinin de, edebi metinlerdeki kahramanların da hisleri vardır. Ve bunlar esere yansır. Bir edebi eserin tam olarak başarıyı elde etmesi için kahramanların kişiliklerini belirleyen duyuş, düşünüş ve kavrayış biçimleri ve ruhsal çözümlemeler eserlerde yer almalıdır derken, direkt yine cevabı söyleyelim. Psikoloji biliminden yararlanılarak oluşturulan eserlerin başarılı olduğu söylenebilir demiş. Burada bakın şurada demiş ya, psikoloji bilimi bir grubu, bir bireyi belirleyen hareket etme vesaire diye tanımlarız. Burada tanımını yaptıktan sonra demiş ki bu hisler de edebiyata yansır derken, burada yararlanarak oluşturulduğunu ve başarılı olduğunu söyleyebileceğimizi yine paragraftan anlayabiliyoruz. Çünkü demiş ki eserin tam olarak başarıyı elde etmesi için kahramanların kişiliklerini belirleyen duyuş, düşünüş gibi ruhsal çözümlemeler anlatılmalıdır. Yani aslında bu bir tık daha kapalı üstteki metinlere göre, bu doğru ama sonda vermiş zaten. Yani başarıyı elde etmesi için bu psikolojik ögeleri barındırması önemlidir demiş. Bu da E şıkkında benim cevabım olarak karşıma çıkacak. Sonra 15. soru. 15'te diyor ki yine bu parçanın anlatımıyla ilgili hangisi söylenemez? Buna bakacağım şimdi. Burada birinci şıkta demiş ki farklı duyularla ilgili ayrıntılara yer verilmiştir. Hemen sizin için çizdim. Diyor ki tam gösteriye başlayacaktım ki önce çatırtıyı sonra acı çığlıkları duydum. Burada duyma duyusu var, bir tane var. Onun dışında gösteri çemberinin kenarındaki çite çarpan başımı dayanılmaz sancısını. Burada aslında böyle hissetme, dokunma ile ilgili de var ama onu atlayalım yine. Atımın ürküp beni fırlattığını anladım. Var gücüyle kişneyerek dört nalı üstüme geliyor at. Burada görme duyusu da var. Atın geldiğini vesaire görüyor ama korkmuyorum diyor. Yani aşık olacak birden fazla farklı farklı duyulara yer vermiş. İki, olayları kronolojik sıra içinde vermiştir demiş. Evet, bu da doğru olacaktı. Şey, gösteriye başlamadan önceki hali ve işte atının ona yaşattıkları ilgili bir şeyi böyle kronolojik, yani oluş sırasına göre vermiş. B'ye eliyorum. Kahraman anlatıcı bakış açısını kullanmıştır. Yani kahraman bakış açısında ne vardı? Şöyle yazalım. Ben ağzından anlatacaktı zaten. Çünkü olayı yaşayan kişi hem hikayenin içinde olan bir kişiydi hem de anlatıcıydı. O yüzden ben ağzından, mesela gösteriye başlayacaktım. Ben başlayacaktım. Sonra duydum, ben duydum. Hem olayı yaşıyor hem de ne yapıyor? Olayı bize anlatıyor. O zaman bu da doğru. Cevabım Deniz'de olacak. Ona bakacağız şimdi. Onun dışında benzetmeli söyleyişe başvurulmuştur. Yani benzetme dediği de benim aklıma şu gelmeli gibi olacak bir kere. Yani bir varlığı başka bir varlığa, bir nesneyi başka bir nesneye benzetecek. Mesela örnek verelim, bir sürü var ama. Şimdi diyor ki şaha kalkan at kuzu gibi oldu. Yani yatıştı, sakinleşti anlamında kullanmış olabilir. Bir benzetme söz konusu, atı kuzu gibi derken sakinleştiğini bir benzetmeyle söylemiş. O zaman E de var. Denizli betimleyici anlatım ağır basmıştır. Derslerde söylüyoruz, betimleyici ya da betimleme demek okuyucunun hayalinde böyle bir resim çizer gibi anlatma demek. Burada o kadar da gördüklerini bizim böyle canlandıracağımız kadar detaylı anlatmamış, tasvir etmemiş. O yüzden Denizli olacaktı. Şimdi 16'ya geliyoruz ve diyoruz ki 16'da numaralanmış parçalarda kullanılan bakış açıları hangisine doğru verilmiştir? Burada cevabım
Edirne olacaktı. Hemen bakıyorum. Kahraman, ilahi ilahi demiş. Bir kahraman. Şurada da söyledik az önce. Bakın ben diye olacak. Bakalım burada öyle mi? Kar da rüzgarda durmuştu. Köyün içinde ses seda yoktu. Gökyüzü kapkaranlıktı. Uzun bitmez tükenmez bir kış gecesi durmuş dinleniyor. Yeniden kar topluyordu. Pencereyi açıp sessizliği dinledim uzun uzun. Şimdi burada kahraman olduğunu dinledim derken bize anlatmış oluyor. Çünkü hem olayı yaşayan kişi etrafında gördüklerini, olayı, durumu, zamanı, mekanı kahraman kişi kendi ağzından ben diye ya da gördüklerini kendi görüşüyle anlatıyor. Bir, kahraman olacaktı. İki, şaşırıp kaldı. Neredeyim diye düşündü. Gözlerini iki yumruğuyla hızlı hızlı ovuşturdu. Toprağa dayalı çenesini kaldırıp bir türlü yukarı bakamıyordu. Yel estikçe üstündeki başak tüylü akınlar dalgalanıp fışırdıyordu derken. Burada anlatan kişi bir gördüklerini kesin anlatmış ama bir de diyor ki şaşırıp kaldı, neredeyim diye düşündü. Kahramanın, olayı yaşayan kişinin neler hissettiğini, neler düşündüğünü biliyorsa eğer ilahi, tanrısal, hakim bakış açısıydı. O zaman bakın birincisi kahraman, ikincisi ilahi olmayanları eliyorum. Hepsi. Sonuncuya da bakalım yine. Sabaha kadar uyumadı, ölçtü, biçti. Son söylenenler yüreğini demir gibi oturuverdi. Sabah olunca öteberisini bahçesine koyup 15 yıldır uğrayamadığı babasının yolunu tuttu. Sabah kadar uyuyamadı, ölçtü, biçti. Yani yine düşüncesini burada okumuş. Yani içinden geçiriyordu. Hep düşündü. Sonra yüreğine demir gibi oturuverdi. Hissettiklerini de biliyor. Yine o zaman ben ilahi bakış açısı olduğunu anlayabiliyorum. Yine bakın denk geliyorsa cevabım 16 Edirne olacak. 17'ye geliyorum hemen. Bu bir hikayeden alınan bu parçada aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmıştır? Cevabım Adana olacaktı. Hemen bakıyorum. Böyle nereden gelip nereye gidiyorsun diye sordu. Kadın duyulur duyulmaz bir sesle kasabadan dedi. Bakın zaten ben diyalog çizgilerimi kullanmışım ve dedi diye de desteklemişim. Kesin diyalog var bir kere. Diyalog olmayanları eliyorum, bakıyorum. Hiç konuşma. Hiçbirinde yok zaten. Sadece A şıkkında diyalog var. Bir de betimleme demiş. Betimleme için ne demiştik? Okuyucunun resim çizer gibi böyle onun hayaline canlanması için anlatılmasıydı. Hemen bakıyorum betimleme şurada herhalde. Ova bol güneş altında bazı yerleri sürünmüş, bazı yerleri yemyeşil, bazı yerleri altın sarısına kesmiş, bazı yerleri de toz içinde uçsuz bucaksız uzanıyordu. Ovayı bembeyaz bir şerit gibi diz boyu tozuyla kesen yol, ölgün ölgün ilerleyen araba. Yalnızca bunlar görünüyor. Güneş de alabildiğine çökmüş. Burada da betimleme yapmış. Bir resim çizer gibi ovayı bana anlatmış diyorum. O zaman Adana şıkkı doğru cevabım olacaktı. Şimdi 18'e geliyorum. Serin bilgi yanlışını düzeltmek için numaralanmış özelliklerin hangilerini hazırladığı bu slayttan çıkarmalıdır. Yani bana bilgi yanlışlarını soruyor. Şimdi demiş ki Selin olay hikayesiyle ilgili bir sunum hazırlamış ve sunuma ait slaytlarda yer alan bilgiler aşağıdaki gibidir. Cevabımı söyleyeyim burada direkt sizin için. Cevabım 18'de Ceyhan olacaktı. Yani yanlış olan bilgiler 2 ve 5. maddelerde var. 2'ye bakıyorum. Hikayeler şaşırtıcı bir sonla bitmez. Bunu hepimiz biliyoruz ki hikayeler beklenmedik bir sonla bitebilir. Bu tamamen yanlış. Sonra demiştik ki bir de 5. 5'e bakıyorum. Olay kişileri idealize edilmeden ayrıntılı tanıtımlarından uzak durularak verilir. Olay kişileri bakın bir olay bir de durum hikayesi vardı ve durum hikayesinde kişileri ayrıntılı anlatmıyordu. Hemen böyle ismini bile vermeden geçebiliyordu ama olayda tam tersiydi. Kişileri anlatıyordu. Dış görünüşü, fiziksel özellikleri, bir de psikolojik özellikleriyle ilgili yani içsel düşünceleriyle ilgili bilgi veriyordu. O yüzden olaydaki kişiler daha ayrıntılıydı duruma göre. Burada da yanlış olacak çünkü bir tık daha ayrıntılı diyorum. O zaman cevabım Ceyhan. Mesela şuna bakalım. Temel olaya dayalıdır. Temelde olaya dayalı olayların verilişi belli bir planda ilerler. Ben olay hikayesiyle ilgili bunu kesinlikle söyleyebilirim. Zaten ismi de buradan. Olay hikayesi, olaya dayalı durum hikayesi.
duruma dayalı belli bir planda ilerler derken de şunu diyordu işte, serim, düğüm, çözüm planıyla ilerliyordu. Diğer şıklar da doğru, yani 3 ve 4 de doğru. Bunlara yine bakarsınız. Şimdi soru 19. Burada diyor ki parçadaki boş bırakılan yerlere hangisi getirilmelidir? Rus yazar nokta nokta dünya edebiyatında nokta nokta hikayesinin öncüsüdür. Buraya kadar anlamadıysak eğer. Bu tarz hikayede serim, düğüm ve çözüm bölümleri geleneksel yapıda verilmez demiş. Biz dedik ki şurada biraz önce olay hikayesinde belli bir plan var, serim, düğüm, çözüm kullanılır. Durum hikayesinde ise serim, düğüm, çözüm yoktu, hatırlayın. O yüzden durum hikayesinin temsilcisi Anton Çehov'du zaten. Burası Anton Çehov olacak. Anton Çehov olmayanları ben eliyorum. Sonra zaten cevabımı da vermiştim. Maupassant eşittir olay. Maupassant. Durum hikayesi eşittir Anton Çehov. Bu yüzden cevabım Adana olacaktı. Burası da durum olacaktı. İsimlerini bilelim. Son sorumuza geliyoruz. Şimdi bize burada bir parça vermiş ve demiş ki 20. soruda bu hikayeden alınan parçada hangisi söylenemez? Burada da maddeler vermiş. Önce hikayemi okumam lazım burada kesinlikle. Susuyor ve bakıyordu. Bir aralık nerede ve kimlerle olduğunu keyfinden unuttu. Dalgınlığından ona kendi diliyle sordu. Çiviler ağzına batmaz mı senin? Eskici başını hayretle içinden kaldırdı. Uzun uzun Hasan'ın yüzüne baktı. Türk çocuğu musun be? İstanbul'dan geldim. Ben de o taraflardan, İzmit'ten. Eskicide saç sakal dağınık, göğüs bağır açık, pantolonu dizlerinden yamalı, dişleri eksik ve suratı sarı, sapsarıydı. Gözlerinin akına kadar sarıydı. Türkçe bildiği ve İstanbul taraflarından geldiği için Hasan şimdi onun sadece işine değil yüzüne de dikkatli bakmıştı. Burada bana cümleleri vermiş. Demiş ki üçüncü kişili anlatım kullanılmıştır. Üçüncü dediği neydi ya da kimdi? Sen. Pardon, özür diliyorum. O. Bir saniye silelim, hiç karışıklık olmasın. O diye anlatacak. Yani bakın uygulayalım. O susuyor, o bakıyordu. Ondan sonra o kendi diliyle sordu ya da bakıyorum. İşte bakın eskiciyi anlatırken o eskicinin diye anlatıyor. Yani o dili ön planda olacak. Üçüncü kişi var mı? Evet. O zaman bir olan şıkları eliyorum. A ve B gitti. İkinci de demiş ki betimleme ve öykülemeden yararlanmıştır. Evet, zaten bir hikayeden alındığını söylemiş bu parçanın ve hikayede öyküleme ve betimleme ön planda olur. Yani öyküleme dediğim şey şu, hikayeleştirme, yani öykü hikayenin diğer adı zaten. O zaman doğru, betimlemede dediğim gibi az önce de hikayenin okuyucunun gözüne canlanması için tasvir etmeydi. İki olanları da eliyorum çünkü iki de doğru. Üçe geliyorum ve diyorum ki geçmişteki bir zaman dilimine dönülerek özetleme yapılmıştır. Bu yanlış olacak çünkü bakın geçmişe dönmemiş. Burada biz buna özetleme tekniği diyorduk, hatırlayın. O anki bir olayı anlatırken birden önceden yaşanmış bir olayı anlatmaya başladı. Burada öyle bir şey söz konusu değil. O zaman 3 yanlış olacak ama 2 şıkta da var. Son olarak demiş ki iç konuşma yöntemiyle kişilerin ruhsal durumu aktarılmıştır. Bu yanlış. Burada diyalog yöntemi ön planda, bakın karşılıklı konuşma var. İç konuşma dediğim bir kişinin içinden, yani bir kahramanın içinden geçirdikleri, kendi kendine konuştuğu şeylerin bize yansımasıydı. Burada öyle bir şey yok. Ruhsal bir çözümleme de yok. O yüzden sadece 3 değil 3 ve burada 4 olacaktı cevabım Edirne. Şimdi burada bitiriyorum. Bir dahaki aydaki yapılacak denemeye daha fazla katılım olmasını bekliyoruz. Herkese kolay gelsin.